Söylemek istiyorum kıdemli üyelerimize. Biz 444-1907 numaradan aradık ve bugün öğrendik ki bazı üyelerimiz reddetmişler konuşmayı. Niye reddetmişler? Haklı olarak reddetmişler. Çünkü sizde mi? Çünkü biz her zaman bağırıyoruz. Telefon satışımız yok, telefon satışımız yok. Dolandırıcılara dikkat edin diye. Sizler de bu konuya hassas olduğunuz için teşekkür ediyorum. Demek ki çağrılarımız yer bulmuş ama biz bunu düşünemedik. Ben kendi kampanyamı yaparken seçimden önce call center numarası için 1907 bir numara denedik. 60 kişiyle sonra gördük ki 1907 numaraları insanlar açmıyorlar. Bir satış bir şey olur diye o numaramızı değiştirmiştik. Burada da benzer bir durumu yaşadık. Dolayısıyla forma töreninde de söylediğim gibi bugün ekstra isimler aldık. Kim ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüp atladıysak özür dileriz ama ilk fırsatta bize paylaşırsanız isimlerinizi ve biz reddedilen numaralara da geri döneceğiz. Bunu telafi edeceğiz. Özür dileriz burada. Evet, yeni Futbol Federasyonu seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na hayırlı uğurlu olsun diyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir isim önermedik. Ne kurullara ne de yönetim kuruluna. Çünkü biz felsefe olarak, anlayış olarak bu yaklaşıma tamamen karşısındayız. Atamalar liyakat bazına yapılmalı. Spora katma değer katacak, futbola katma değer katacak, marka değerini arttıracak, daha izlenebilir bir tecrübe haline getirecek, altyapılardan sporcu fabrikası haline getirebilecek, iletişimci, markacı, finansçı, bu işten anlayan insanların bu görevlere gelmesi inandığımız için. Bir başka deyişle takımlarını, formalarını çıkartamayıp orada takımlarını temsil etmeye giden insanlardan oluşan bir yönetim kurulu olmaması gerektiği inandığımız için hiçbir önerimiz olmadı. Tek olan önerimiz neyin olmaması gerektiğiydi. Eski sistemin, anlayışın devam etmemesi üzerineydi. Bir nebze de orada çıkan sonuçlara baktığımız zaman arzulanan bir noktaya daha yaklaştığımızı görüyorum. Umarım bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni yapılanma ile Türk futboluna yakışan her takıma eşit mesafe ve adilikte olan bir yönetim anlayışı sergilenir. Hiçbir kulübün veya kişinin imtiyazlı olmadığı, uygulanan kurallarda bir standart olduğu, hak edenin ismine bakılmaksızın cezaların verildiği, hiçbir takımın kayrılmadığı, hakemlerimizin renkleri ve kişileri, saha dışı ilişkileri ve lobileri görmeksizin rahatlıkla düdükler çalabileceği, bu toplumun hak ettiği bir rekabet ortamı sağlandığı anlayışla yeni sezona başlar ve öyle devam ederiz diye temenni ediyoruz. Nihat Bey ve ekibinde yolu açık, şansları bol olsun diyoruz. Evet, yeni transferlerimiz. Burada da işte bizi hedef alan odaklar kullanıyorlar. Bu sene tamamen hocamızın istekleri, arzuları doğrultusunda, sporcu direktörümüze yapılan istişare doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transferlerde tenkit ediliyoruz. Biz futbol kulübüyüz. Yok öbür sporlara niye transfer yapıyorsunuz? Biz futbolda transfer görmek istiyoruz vesaire vesaire diye. Doğrudur. Her şeyin anası danası futboldur. Amiral gemi futboldur. Futbolda başarı olmadığı zaman diğer alanlardaki başarı veya yapılanlar o kadar da kıymeti harmiyesi olmayabilir. Ama biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Evet, mali sıkıntılar içindeyiz. Ama biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla diğer branşları yürütüyoruz. Orada nispeten transfer de yapmak daha kolay, yeni isimler de katmak, isimlerle de ayrılmak da daha kolay. Futbolda o kadar kolay değil. Ama bana göre şu ana kadar yaptığımız 7 transfer, genci olsun, tecrübelisi olsun, doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir veya iki stoper, bir 6 numara, bir forvet daha alacağız. Ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz durumları düşünürseniz hem maddi açıdan hem UEFA kıskacı açısından öyle çat parayı basıp alamıyorsun. dışarıdan gazel okumak kolay, dışarıdan atıp tutmak da kolay. Ama bir de işin gerçeği var. O gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğunu inandığımız çalışmaları yapıyoruz. Bence Vedat transferi büyük bir başarıdır. Gazetelerde yaşananları gördükten sonra. Garry Rodriguez'in buraya gelişi, geliş şekli büyük bir başarıdır. Onu da burada detaylarına girmeyeceğim. Oradan da bize saldırıyorlar. Suudi Arabistan'dan kaynağını da henüz bulamadığımız bir açıklama. Allah bilir buradan üretildi Suudi Arabistan diye. Yok efendim biz 5 milyon veriyormuşuz, bütün maaşını veriyormuşuz filan. Tereddüt olan varsa da gelsin kulübe, gösterelim sözleşmeleri. Biz ne dediysek öyledir. Ama tabii en küçük fitne fesatla üstümüze geldiği için bu itibar cellatları. O yüzden bilgisizce diyeceğim ama insan zaman zaman düşünüyor. Belki onlar üretiyorlar. Kendi ürettikleri haberlerden bunları yapıyorlar diye insan düşünmeden edemiyor.